geçmeden akşam vakti maalesef Millet İttifakı'na karşı aynı sözleri söyledi. Bunun size niye böyle gidiyorum? Arkadaşlar hiç yoha gerek yok. Bakın çirkin, biraz sonra anlatacağım. Çirkin siyasetten şikayetçiyiz. Hiç yoha falan gerek yok. Şunu anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz günde 3-4 tane Türkiye'nin her yerine mitinge gittik. Cumartesi günü bugün Çankırı'yı koymuştuk. Fakat Çorum'a gidince Çankırı'yı da aynı gün yapmaya karar verildi. Cumartesi boşa çıktı. Ben de içim kalmıştı. Cumartesi günü de Polatlı'da yapalım diye. Evet. Ancak başvuru geç yapıldı gerekçesiyle. İktidar Partisi dilekçe vermiş, biz Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik yapacağız diye. Şu anda orada 60 kişiyle miting yapıyorlar, 60 kişiyle. Siyasi nezaket gereği, siyasi nezaket gereği, eğer bu ilçeyi bize tanısalardı, ilçe başkanımız 5-6 defa görüşmesine rağmen kabul edilmemiş ve sizi bu şekilde buraya sıkıştırmış olduk ama inşallah seçimden sonra Cumhuriyet Meydanı bizim. Orada gelip hep beraber birlik yapacağız. Allah nasip ederse o zaman tabii sadece Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil, sizlerin oyları ve Allah'ın izniyle inşallah Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak buraya geleceğiz. Ve artık Türkiye'deki bu nefret siyasetini, kötü dili ortadan kaldıracağız. Hatırlarsanız Ankara seçimlerini kazandığımız akşam şöyle söylemiştik. Artık rozetimizi çıkarıyoruz. Ankara'nın TİM'inin başkanı oluyoruz. Ve şunu söylemiştik. Biz bugün zafer falan kazanmadık. Çünkü zafer kazanmış olmanız için karşınızda düşman olması gerekir. Zaferle düşman eş, birbirini tamamlayan kelimelerdir. Asla biz karşımızda düşman görmediğimiz için bunu bir zafer olarak kabul etmiyoruz. Sadece ve sadece 5 yıllığına görevi almış bir memur olarak kendimizi görüyoruz demiştik. Yine aynısı. Sonun itibariyle Allah herkese akıl fikir vermiş. Herkesi ayrı ayrı yaratmış. Dolayısıyla insanların farklı düşünmesi, farklı tercih etmesi kadar normal bir şey yok. Saygı duymak zorundayız. Bugüne kadar Millet İttifakı'nın ne bir genel başkanı, ne bir sözcüsünün, Cumhur İttifakı'nın mensupları, paydaşları ya da ona oy verenlerle ilgili tek kelime söz ettiğini ben duymadım. Ama seçime başladığımızdan beri
illet, zillet, Allahsız, kitapsız, daha aklınıza gelen ne kadar hakaret varsa işitiyoruz. O da yetmedi. Şimdi artık aynı Ankara'da nasıl anketlerde öne geçemeyince Mansur Yavaş seçilince PKK'lıları sayaç okuyacak diye HKP'liler fatura götürecek diye yalan söyledilerse, şimdi de aynı şekilde belli ki %53-54-45 şeklinde inşallah Millet İttifakı lehine bak bitecek. Bir yandan dağlarda 85 tane terörist kaldı, ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz derken, bu kadar 30-35 milyon insanı terörle işbirliğiyle suçlayacaksınız. Bu hak değil, adalet değil. Bu insanları birbirine kırdırmaya, bu insanlar birbirine düşman etmeye hiç gerek yok. Bunlar sadece siyaseten Ankara seçiminde yaptıkları gibi, hatta İstanbul'da hatırlarsanız Ekrem Bey'in seçimini elinden aldıktan sonra 33 askerimizin şehit edilmesi emrini veren planlayıcısı Osman Öcalan'ı televizyona çıkarıp Binali Yıldırım için oy istediler. O yetmedi. İmralı'dan mektup getirip okuttular. Doğru mu? Peki halk ne yaptı? Milli irade gaspını tam 806 bin oyla sandığın dibine çaktı. Demek ki bu karalama siyasetiyle bir yere varılmıyor. Çünkü 14'ünden sonra seçim olacak, insanlar tercihini koyacak ve herkes işine gücüne dönecek, başka şeylerle uğraşacak. Biliyorsunuz son günlerde ikide bir gizli kaset, sahte videolardan bahsediliyor. Şu anda yine Ankara'nın birçok yerinde açılım döneminde kendi kabahatleri yüzünden şehit olanların fotoğrafını koyup şehitlerin kanı üzerinden siyaset yapmaya başladılar. Neden? Konuşulmasını istemiyorlar gerçeklerin. Memleketin durumunun konuşulmasını istemiyorlar. İHA'lar, SİHA'ları sanki babaların malları gibi ortaya çıkarıp bunları siyasete alet ediyorlar. Hem silahlı kuvvetleri siyasete alet ediyor, hem camileri siyasete alet ediyorlar. Maalesef okulları da siyasete alet ediyorlar. Başka bir şey konuşulmasın diyorlar. Türkiye'deki mülteci krizi, mülteci sorunu konuşulmasını istiyorlar. Uyuşturucu kullanım sayısı 10 yaşına düşmüş. Bunların kullanılmasını istemiyorlar. Ama bunları yapanlar şu anda 2019'da belediye seçiminde olduğu gibi 25 yıldır Ankara'yı yönetirken bir oğluna televizyon, bir oğluna futbol takımı alıp devlet, Ankara Büyükşehir'in vatandaşların topladığı 14 milyarı Anka Park gibi ucube bir projeye gömen, sadece şu kapılara bile 350 milyon, 250 milyon lira civarında para veren ve dolayısıyla Ankara halkının parasını sağa sola çarçur eden, 25 yıl önce hiçbir işi yokken şu anda Türkiye'nin en zengin iş adamları arasına soktukları müteahhitlerin bulunduğu bir ortamda bu düzenin devam etmesini istiyorlar. Türkiye'de de aynı, onun için her türlü iftirayı atıyorlar. Türkiye'de de şu anda birçoğunun biliyorsunuz artık bir lokma bir hırka diye geldiler. Biz size cenneti yaşatacağız. Bizim dünya malıyla işimiz yok. Biz halkımızı zengin edeceğiz derken şimdi iş değişti. Maşallah oturdukları evler, arabalar hepsi değişti. Vatandaşa da diyorlar ki şükredin, bunu da bulamayan var diyorlar. Oysa siz bizi zenginlikte eşit yapacaktınız. Ve bize cenneti maal ederken şu anda gerçekten cehennemi yaşatıyorsunuz bu insanlara. Talepte bulunanları azarlıyorsunuz. Sürekli olarak gençler, kadınlar, onların iradesi dışında bir şey söylediğin zaman çok ağır hakaretlere uğruyor. Halbuki ben bir belediye başkanıyım. Bir belediye başkanı olarak vatandaş elbette birçok şeyden şikayet edecek. Niye bundan şikayet ediyorsun diye benim hakaret etme hakkım var mı? Yoksa o zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın da yok, başka hiçbir yöneticinin bu şekilde vatandaşı kızmaya, bağırmaya, azarlamaya hakkı yoktur. Özellikle gençler artık o kadar çok torpil ve liyakat söz konusu oldu ki
annesinin babasından, gırtlağından keserek okuttuğu o çocuklar daha okurken ümitlerini kesiyorlar. Çünkü aynı sınıfta okuyanlardan kimin hemen işe başlayacağı belli, öyle mi? Ve umutları kalmadı, hayalleri kalmadı, hayallerini yıktılar bu gençlerin. Ve hala diyorlar ki seçimden sonra mülakatı kaldıracağız. 21 yıl sonra. Gençlere internet vereceğiz diyorlar. Ne zaman? 14 Mayıs'tan sonra. E bu kardeşiniz pandemi döneminde ihtiyacı olan ailelerden 40 bin tane öğrenciye 2 yıl boyunca 10'ar gigabayt internet verdi ki onlar derslerinden kalmasın diye. Seçime gidiyoruz. Seçim yaklaştı. Biliyorsunuz doğalgazı bir ay ücretsiz yaptılar. 25'er lirada mutfaktaki doğalgazı bir yıl müddette ücretsiz yaptılar. Mesele seçim zamanı yapmak değil. Ankara'da bu pandemi ve daha sonra hükümetin politikaları nedeniyle, ekonomik krizin artması nedeniyle, biz devraldığımızda 158 bin kişi yardım alıyordu. Bize de diyorlar ki yardımları kesecek. Bırakın kesmeyi. Şu anda 200 bin aileye 2 yıldır kışın, o kara kışın içerisinde 3'er ay müddette hepsini doğalgaz parası verdik ve hiçbirisini işitmedik. Yine aynı şekilde 200 bin ailenin hesabına her ay birer kilo et parası yatıyor. Bu insanlar ne yer, ne içer diye bizler düşünmek zorundayız. Ama 21 yıl sonra evine et girmeyen, soğan alamayan, sebze alamayanların hepsi, özellikle hatırlıyorum Polatlı'da soğan depolarını bastılar. Bunlarda hiç kabahat yok. Soğancılar terörist, sebzeciler terörist. Şimdi de Nisan ayında kasaplara el attılar. Rekabet Kurumu inceleme başlattı. Bu ayında, bu yani önceki ayında teröristli kasaplar oldu. Bir günden bir güne şunu söylemediler. Biz nerede hata yaptık? Özür dileriz. Şunu yanlış yaptık ama düzelteceğiz diye bir şey yok. Ya dış güçler operasyon çekiyor. Şimdi de ev sahibi kiraları niye arttığı belli. Fiyatları niye arttığı belli. Dün Sayın Cumhurbaşkanı resmen şunu söyledi. O kirayı artıranlarla domatesi 20 liraya satan, soğanı 30 liraya satanların fitil fitil burnundan getireceğim dedi. Ne kabahati var onların. Üretim maliyeti fazla. Siz yıllarca hayvancılığı desteklemek yerine yurt dışından et getirirseniz, hayvan getirirseniz, Türkiye'de bu işi yapan kimse kalmaz ki. Tarımla uğraşanlara destek olmazsanız, yurt dışından ithal ederseniz ve daha ucuz getiriyoruz diye Türkiye'deki insanların üretimini engellerseniz, elbette onlar da üretmezse bu şekilde durum ortaya çıkar. Ama onların hiçbir kabahati yok. Her şey güzel. Yok diyorlar, fakirlik yok. Hatta geçen bir tanesi tatilden dönenleri görmüş. Şuna bakın diyor, ne kadar insan tatile gitmiş. Bu memlekette aç var diyenin ağzına kürekle vurmak lazım diyor. Arabayla giden sayısı kaç? Tatili hayal edemeyen insanların sayısı kaç? Bu kadar halktan koptular maalesef. Bu kadar. Ve tek malzemeleri halkı germek. Halkı birbirine nefret ederek siyaseten kötülemek suretiyle, siyaseten kötülemek suretiyle oy almak istiyorlar. Ben size soruyorum. Kardeşçe birinin özel hayatını görüntüye alıp bunu siyaseten kullanmak ne kadar ahlaksızsa, ahlaksızlıksa, aynı zamanda gerçek olmayan videoları, gerçek olmayan, söylenmeyen sözleri broşür yapmak suretiyle sağa sola dağıtıp da rakiplerini karalamak da o kadar ahlaksızlıktır. Ve bu insanlar kendini dini bütün gösterip bizlere de söylemedikleri laf kalmıyor. Seçimi diyor kazanılırsa şampanya içerek kutlayanları mı seçeceksiniz? Sabah gelip alnı secde edip şükür namazı kılanları mı seyredeceksiniz diye insanları bu şekilde ayırıyorlar. Ben de diyorum ki kim nasıl kutlarsa kutlasın, önce sana ne? Niye karışıyorsun? Artık bunlara bir karışmayın. İnsanları bir rahat bırakın. İnsanları rahat bırakın ama öyle değil. Biz
muhafazakarız diyorlar. Biliyorsunuz bunlar mevsim mevsim milliyetçi olurlar. Mevsimi gelince de milliye, her türlü milliyetçiliği ayağının altına alırlar. Şimdi de biz milliyetçiyiz diye bizleri beğenmezler. Aynen muhafazakarlıkları da öyle. Bakın olanı söyleyeyim. Biz seçildiğimiz akşamın ertesi günü Ankara'nın manevi sahiplerinden Hacı Bayram Veli'nin mezarının olduğu yerde Hacı Bayram Camii'ne gittik. Sabah şükrettim. Şükür namazı kıldım. Allah'ım dedim. 25 yıldır Ankara'da halk soyuluyordu. 25 yıldır bu insanlar birilerine rant veriyorlardı. Bir imar değişikliğiyle bir kişinin cebine bir milyar lira koyuyorlardı. Artık bu rant dönemini bize bitirmeyi nasip ettin. Ankara halkı 25 yıldır başka bir yönetim görmedi. Ve inşallah bunları daha iyisini, daha iyi yönetebileceğini gösterme fırsatı verdin diye şükrettim. Şükür namazı kıldım ve sabah geldim. Haydi Bismillah dedim, işe başladım. Sesim gidiyor bugün son gün ama Polatlı'ya yetecek inşallah. Ve o şahsa şunu söylemek isterim. Siz bu devletin bakanısınız. İnsanları böyle ayıramazsınız. Öyle şampanya muhabbeti yapınca benim de aklıma ne geldi biliyorsunuz. Her cuma günü bir bakara makara diye ayet sallayan bir bakanları vardı. İnternete giriyor. İlk karşısına ne çıkıyorsa cuma günleri o mesajı oradan yayınlıyordum. Bu şahıs rüşvetle suçlandı. Türkiye'de rüşvet aldığına dair bir sürü iddia edildi. Bir de ayrıca baktık ki devletin uçağında kocaman bir şişe şampanyayı devirmiş, sızmış görüntüleri çıktı. Ona da bir şey demiyorum da kalkıp halkı bu şekilde ayıran o bakanın bu şahsa karşı tek kelime bir şey söylemişliği var mı? Söylemez. Bakın bir eski bakanları şu anda Türkcell'de yönetim kurulu üyesi. Yaşı benden çok çok yüksek. Bakanlık yaptığı için emekli maaşı filan da var. Ama 100 bin euro maaşla şu anda Türkcell'de yönetim kurulunda. Bir çocuğu eski bakan 40 bin lira yönetim kurulu veya bir yerden maaş alıyor. Bir çocuğu da külliyede iki yerden birden maaş alıyor. Bunlar bırakmak ister mi? Bunları elden kaçırmak isterler mi? Onlara 15-20 maaş verirken millete çocuğuma nasıl iş bulacağım diye uğraşıyor. Böyle adaletsizlik olmaz. İşte bunların hepsini ortadan kaldırmak için bir günümüz kaldı. Artık adaletsizliğe, hukuksuzluğa son vermek için yapacağımız şey yarın gidip oy kullanmak. Bir yandan bu tarafı terörle işbirliğiyle suçlarken aynı görüşleri savunan Hüdapar'ı Hizbullah uzantılarını aldılar mı yanlarına? Onların talepleri de PKK'yla aynı değil mi? Ne işleri var orada? Bayrakla sıkıntıları var. Bir an evvel diyorlar işte meclise emredecek misin diyorlar. Bir bakacağım edip etmeyeceğim diyor. Allah kimseyi o duruma düşürmesin. Ne yapıyorlarsa başlarına bitiriyor. 40'lı yıllar, 45'li, 50'li, 2. Dünya Harbi zamanında bütün Avrupa'da darlık vardı. Bütün Avrupa'da karne vardı. Ama kalktılar o yıllarda bunların zamanında karne var diye acımasızca suçladılar. Şimdi ekmek kuyrukları yok mu? Et kuyrukları yok mu? Ne diyorsa Allah onların başına getiriyor. Attıkları iftiraları çekmeden herhalde gitmeyecekler ama inşallah ayın 14'ünden sonra artık bunun sonu gelecek. Sevgili Polatlılar, biliyorsunuz benim 3 kardeşim burada yaşıyor. Biz 5 kardeşiz, biri rahmetli oldu, bir ben kaldım Ankara'da. Zaman zaman Beypınar'a gidiyorum ama 3 kardeşim Polatlı'da. Polatlı'nın bir hemşerinizin ve iş başına geldikten sonra hemen çalışmalara başladık. Bir de o konuya gireyim. Biliyorsunuz su sıkıntısını uzun yıllardır kardeşlerim de burada olduğu için, sık sık buraya geldiğim için biliyorum. İlk mecliste kredi talebinde Polatlı'ya suyu getirmek için kredi talebinde bulunduk. Reddettiler biliyorsunuz. Evet.
Ve uzadı, uzadı, uzadı. Daha sonra kabul ettiler. Sadece işin gecikmesinin bile Ankara Büyükşehir'e kaç milyona mal olduğu belli. Sonuçta benim cebimden çıkmıyor, sizin cebinizden çıkıyor. Şu anda evet, 107 kilometreyle su geliyor biliyorsunuz. 70 kilometresi tamamlandı. Ve 1.6 milyara mal olacak. Vallahi nasip ederse kendi dönemimde ben o suyu Polatlı'ya akıtacağım. Ve inşallah Polatlı'da bir daha su sıkıntısı olmayacak. Yine yardımları kesecektirler. Nasıl yardım yaptığımızı biliyorsunuz. Birinin verdiğini öbürler görmüyor. Uzatmak istemiyorum. Başkent kart vasıtasıyla desteklerimiz devam ediyor. Şu anda 4500 tane Polatlı hemşehrimize 3500-4000 aile desteklerimiz aynen devam ediyor. Hem doğalgaz hem nakit desteği, kömür desteği, karne, kırtasiye, sınava giren bütün çocukların ücretlerini ödüyoruz. Yine 82 Polatlı'nın 82 noktasında ücretsiz internetimiz devam ediyor. Ve en önemli şey, hani şöyle gireyim lafa, bunların iftiralarına inanıp bunları yönetemez deyip de Ankara halkı bizi seçmeseydi şu sosyal destekler olacak mıydı yoksa koli dağıtmaya devam mı edecektim? İş başına geldik, çiftçilere nasıl destek oluruz? İkileri soruyorlar. Sizin diyorlar çılgın projeniz ne? Ben diyordum ki benim Ankara halkının parasını boşaltacak durumum yok. Benim çılgın projem Ankara halkını zengin etmek, Ankara'da üretimi artırmak diyordum. Ve nohut tohumu dağıtmayla başladık. Daha sonra arpa buğday dağıtarak şu ana kadar 8500 çiftçiye tohum ve fide desteği verdik. Polatlı'da biliyorsunuz tarımın ana vatanı deseniz yeri var. Borsa burada, fiyatlar buradan tespit edilir. Yine 3126 çiftçiye mazot desteği, ayrıca 13 kilometre sulama borusu desteği verdik. Polatlı'da biliyorsunuz ayrıca kültür merkezini tamamlamaya çalışıyoruz. Ve inşallah artık hükümet de yanımızda olacağı için Polatlı'nın her şeyini inşallah tamamlayacağız. Sıcak asfaltla ilgili bilgi vereyim. Sıcak asfaltla. Tamam. Şimdi sıcak asfaltta da zaman zaman problemler yaşadık. İhaleleri açık yaptığımız için bir firma girip alıyor ama şöyle 2015 yılında 80 liraya yapılanı biz şimdi 20-25 liraya yapıyoruz. Onun için her yere yetişiyoruz. Aynı firma girip 80 liraya aldığını şimdi bizden 25 liraya açık ihale olduğu için alıyor. Bir şey de deme hakkımız yok açık ihale. Ama şu anda baktık ki kırsaldan o kadar çok asfalt ihtiyacı var ki içinizde sanıyorum birçok muhtarımız da burada. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Şimdi ayrı ihale yaptık. Yani Ankara merkeziyle Ankara'yı üçe bölmek suretiyle ayrı ayrı ihale yaptık. Allah nasip ederse inşallah grup yolların tamamını sıcak asfalt yapıyoruz. Tamamını. Evet, daha biliyorsunuz asbestli boruları falan da kaldırmıştık. Bir park çalışmamız var filan. Ve bir yandan da hala engelleniyorduk. Onu da söyleyip ondan sonra bitireyim. Çok bekletmeyeceğim. Biliyorsunuz eski belediye başkanı dinozorlara para yatırmaktan metroya para bulamıyordu. Evet. Böyle jeliboncu bir zihniyet vardı. Bunu söylemekten çekinmiyorum. Şimdi önceliği nedir? Toplu ulaşımdır. Sudur, kanalizasyondur. Hala köylerden 85 tanesinin kanalizasyonu yok. O kadar yaptık, o kadar çalıştık önceliği onlara vermemize rağmen. Birçok köyün suyu yoktu, onların suyunu temin etmeye çalışıyoruz. Bizim önceliğimiz hep bunlar. Ama eğer dediğim gibi eskisi devam etse bunların hiçbirisi olmayacak. Kırsal kalkınmada da olmayacaktı. Siz bunları dinlemediniz. Dinlemediğiniz için bizi seçtiniz.
Şu anda Türkiye'de de aynı şeyler söyleniyor. 21 yıldır aynı hükümet değişirse neyin olacağı konusunda kararsız. Ve ben diyorum ki inşallah vatandaş görsün. Bize de hiçbir şey yapamaz diyorlardı. Sayın Cumhurbaşkanı ufacık bir yerin belediye başkanı bu yapamaz diyordu. Kalkıp 5 katrilyon bunların dinozorları olan borcunu, faizli borcunu ödedi. Seçildik. Bekledi ki Sayın Cumhurbaşkanı şunu söylesin. 1400 kadar belediyede bugün serbest seçimler yapıldı. Bundan sonra hükümet belediye ayrımı yapmadan hep beraber çalışacağız demesini beklerdik. Kendisine 1994 yılında seçildiğinde meclisteki üye sayısı azdı. Bizim de üye sayımız az ama şöyle oldu. 8 Nisan'da biz devraldık. 28 Nisan'da bir kararname çıkardı. Mustafa Tura döneminde belediye devletten metro, Çayyolu metrosundan bilet ücretinden belli bir pay alınarak kesilecekti. Eğer o devam etseydi sadece 70 milyon lira kesilmiş olacaktı. Ama şu ana kadar kesilen rakam değerli hemşehrilerim 1 katrilyon 700 trilyon kesileceği de geride. İnşallah hükümet değişirse onu da eski haline getireceğiz. Bu ne demektir? 1.6 milyar lira en az Ankara halkına yapacağımız hizmetin gasp edilmesi demektir. Dolayısıyla inşallah hiç şikayet etmeden çalışmaya devam ediyoruz ve bu değişim gerçekleştiği takdirde de hiçbir belediye ayırmadan hak ve adalet ölçüsünde inşallah çalışmaya devam edeceğiz. Gider ayak bir kararname daha çıktı. Belediyenin borçlarından her ay tahakkuk edilen paradan %40 kesilirdi. Onu da %50'ye çıkarttı Sayın Cumhurbaşkanımız. Ama inşallah yeni seçilen Cumhurbaşkanı da ilk kararnamede onu yerine getirecek. Evet, burada bir afiş görüyorum. Sinan Ateş'in hesabı sorulacak. Elbette sorulacak. Gaffar Okan'ın katillerin hesabı sorulacak. Sayın Cumhurbaşkanı 71 yaşında benden birkaç yaş büyük Ankara'da 3 kişiyi öldürüp betonun altına işkence yaparak domuz bağıyla öldüren şahsı kocamış diye af yetkisini kullanarak affetti maalesef. Bu arada eski dönemde kumpas kurulan komutanlarımızın birçoğu 90 yaşında olmasına rağmen bunlar maalesef hapishanede tutuluyor. Bunu da takdirlerinize sunuyorum. 6 siyasi parti genel başkanımız yan yana geldi. 2400 maddelik ortak mutabakat metnini hazırladılar. Başka lafı boş verin. Tamamı orada. Onun haricinde kimsenin yapacağı bir şey yok. Söylenen laflarına hiçbirisini itibar etmeyin. Zaten etmiyor. Çünkü Türkiye'de her yerinde gördüğüm gibi gençler de burada çok, kadınlar da burada çok. Artık onlar haklarına ve geleceklerine sahip çıkıyorlar. Her yerde söylüyorum. Sadece iktidar mensupların, yakınların iyi yaşamak, iyi arabaya binmek hakları değil. Şu anda genç olup ileride ben de iyi bir ev sahibi olurum, iyi bir istikbal sahibi olurum, iyi bir cep telefonu alırım, iyi bir araba alırım, iyi bir hayat kurarım demek bütün gençlerin hakkı, bütün gençlerin. Onun için siz bakmayın, tatlı hayat sürenler hayatından memnun. Hayatından memnun olan oranlar oraya versin ama sizlerin aklını çelmek için de yalanlara başvurmasınlar. Türkiye'de 35-40 milyon terörist var derseniz altında kalırsınız. Terörün reklamını bu şekilde yapmayın. Siz iktidara geldiğinizde terör sıfırdı bu memlekette. Nasıl becerdiniz de bu hale getirdiniz bilmiyorum. Ve 6 partinin mutabakatıyla inşallah her kesimden insan var. Kimsenin tereddüt etmesine gerek yok. Sosyal demokratı var, muhafazakarı var, milliyetçisi var. Nasıl Millet İttifakı'nın hiçbir belediyesinde kimse
kimsenin giyimine, kuşamına, inancına karışılmadıysa inşallah yine iktidar değiştikten sonra kimsenin hiçbir şeyine karışılmayacak. Bu konuda hepimiz söz veriyoruz. O tür muamelenin yanında olmayız. Bu nedenle diyoruz ki biz gençlere, biz bir araya geldik, birleşe birleşe kazanıyoruz. Birleşe birleşe kazanıyoruz. Ve inşallah ayın 14'ünde söyledim ya, kredi geç koydular. Şimdi de ASKİ şu anda, bakın eskiden ASKİ belediye asfalt yapsın diye, dinozorları yapılsın diye para aktarırdı. Şu anda Polatlı'nın suyunu getirmek için -5 milyarla bütçesini yaptık. 5 katrilyon borç alıp gene Polat'ın suyunu akıtacağız. Yapamazsın diye bunu yaptılar. Ve sevgili gençler, inşallah ayın 14'ünden sonra birinci turda seçiyoruz. Söz mü? Söz mü? Hiç başkasının lafına bakmıyoruz. Geleceğimize sahip çıkıyoruz ve inşallah Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu birinci turda seçiyoruz ve inşallah Mazbatayı aldıktan sonra Kızılay'da karşılıyoruz ve onu alıp Çankaya köşküne, Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna götürüp oturuyoruz. Ve böylelikle nasıl Millet İttifakı belediyelerinde seçimden sonra her şey çok güzel olduysa inşallah ülkemizde de her şey evet inşallah çok güzel olacak. Ve sadece Millet İttifakı belediyelerinde değil, artık bundan sonra bütün ülkemizde, güzel ülkemizde huzur, bereket ve inşallah bahar havası hakim olacak diyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yarın hepimiz sandığa gidiyoruz. Sandığa sahip çıkıyoruz. Söz mü? Evet, oylarımızı kullanmak bizim en büyük görevimizdir. Ve inşallah bu sefer ilk defa oy kullanan gençler bu işi çözecekler. Kendi istikballerini kurtaracaklar diyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler.